insanlara kendi otobiyografilerini yazmaları için davet gönderilir, alınır, ondan sonra toplanır. Bunlar işte en iyi yapanlardan birisi zaten merhum İbn-i Remi'ydi. Dolayısıyla bu tabakat kültürünü önemsemek lazım. Biyografın kanaatleri ama eleştiri ve belgelerin söylemediklerini bakmak, söylemediklerini görmek. Esas mesele bu. Teracim-i ahvalden tercüme-i hale geçişte problem var ve işte esas üzerinde durduğumuzda herhalde bu. Yani tercüme-i hal noktasında. Tabii güncele doğru geldikçe bu imkan biraz daha şey yapıyor, fazlalaşıyor. Değerli misafirler, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Biyografi Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu Nasıl Yazdım seminerlerinin ikincisini bu toplantıda icra edeceğiz. Yaklaşık bir ay önce ilk seminerimizi Profesör Doktor Zekeriya Kurşun ile birlikte yapmış, hocamızın tecrübesinden istifade etmiştik. Bu seminerlerimizi her ay düzenleyeceğimizi de buradan duyurmuş olalım. Bu arada Biyografi Enstitüsü ile ilk kez tanışan misafirlerimiz için enstitünün kuruluş aşamasından kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Biyografi Enstitüsü İbn-i Remin Mahmut Kemal İnal Vakfı çatısı altında ülkemizdeki biyografi çalışmalarını desteklemek, bu alanda bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, projeler üretmek amacıyla meydana getirilen bir kuruluştur. Ülkemizde biyografi üstadı sayılan, bu alanda kalem oynatmış ve biyografi yazarlığının önemine dikkat çekmiş İbn-i Remi'nin geride bıraktığı yadigarında böylesi bir kurumu vücuda gelmiş olması her anlamda değer taşıyan bir husus olduğu inancındayız. Bu kuruluş onun adına atıfla kurulmuştur. 2020 yılı içerisinde başlayan kuruluş aşamasında biyografi sahasında çalışmalar yapan akademisyenlerle temasa geçirmiş ve kendileriyle istişarelerde bulunulmuştur. Bu faaliyetlerden sonra ilk olarak bilimsel toplantı ve programların hayata geçirilmesi planlanarak bugün bir arada toplanmamıza vesile olan Nasıl Yazdım başlıklı seminerlerin düzenlenmesine karar verilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde programlarımız yürütülmeye başlanmıştır. Enstitünün kuruluş aşamasında temasa geçtiği akademisyenlerden biri de Profesör Doktor Ali Akyıldız olmuştur. Sayın hocamız enstitü bünyesinde yapılacak olan çalışmalarda kendisinin tecrübe ve bilgisinden istifade etmemize müsaade buyurmuş. Bugün de bizleri kırmayarak aramıza katılmıştır. Hepinizin bildiği üzere hocanın pek çok çalışması arasında çalışması arasında biyografi sahasında da eserleri mevcut. Bunlardan bazıları Mümin ve Müsrif, Bir Padişah Kızı Refia Sultan, Sürgün Sefir Sadullah Paşa ve bugün konuşacağımız Nazime, Aydın ve Dindar Bir Sultan başlıklı eserleridir. Ayrıca hocam spoiler vermek gibi olmasın ama hocamın müjde verelim diyelim. Hocanın uzun zamandır üzerinde çalıştığı Yusuf İzzettin hakkındaki çalışması da kemale ermek üzere. İnşallah kısa zamanda kütüphanelerdeki yerini alacaktır diye umut ediyoruz. Ben fazla sözü uzatmadan Ali hocamızı kürsüye davet etmek istiyorum ve programı başlatmak istiyorum. Hocam, Profesör Doktor Ali Akyıldız. Sayın Dekanım, değerli hazırım, bu enstitünün teşekkür aşamasında da sağ olsun girişimciler. Sesim arkadan duyuluyor mu? Bizim de fikrimizi
almışlardı. Neticede enstitü kuruldu ve biz de ilk konuşmacılardan olduk. Davet için hem enstitü icra heyetine hem de misafirperverliği için Sayın Dekanımıza teşekkür ediyorum. Zeynep şeyi hazırlarken bana gönderdi bu afişi. Dedim tamam, isim böyle olsun ama hocanın fotoğrafını kalsın dedim. O çok karizmatik. Fakat dinletemedim, yani eski öğrencim olmasına rağmen dinletemedik sözümüzü. Evet. Esasında yani tam olarak buradaki üst başlıkla mı ilgili konuşmam gerektiğini, yoksa kitabın hikayesinden mi bahsetmek gerektiğini tam kestiremedim. Ama benim düşüncem önce Türkiye'de biyografi yazmanın sorunlarıyla ve imkanlarıyla ilgili birkaç şey yapıp tespit yapıp ondan sonra Nazmi'yi nasıl kaleme aldım veya nasıl gelişti, biraz belki ondan bahsedebiliriz. Esasında benim tercihim bunların ikisi de değil. Sizin ilgileriniz doğrultusunda sorularla bu işin ilerlemesi, ama en azından bir giriş yapalım. Biyografi Türkiye'de zayıf bir alan. Yani bunun yapısal bir takım sorunları var. Avrupa'da çok 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 gelişmiş bir alandır. Çünkü orada imkanlar, yani sıradan insana dair imkanlar söz konusudur. Fakat bizim ülkemizde biyografi çalışmalarıyla ilgili, yani veriler biraz toplumun seçkinlerine ve idarecilerine veyahut da saray mensuplarına, yönetici kesime inhisar etmektedir. Bunun tabii ki Avrupa'da gelişmesinin bir takım nedenleri var. Yani Batı Avrupa için özellikle söylüyorum. Kilise kayıtları, yani sıradan insana ait hayatının üç önemli evresi dediğimiz doğumu, efendim evliliği ve ölümü kilisede kayıt altına alınmış olduğu için, yani sıradan insan orada şey yapmıyorsunuz, iskalamıyorsunuz. Ama bizde böyle bir yapısal şey yok. Ancak saray mensupları için özellikle kölelikten gelen, yani hür olmayan saray kadınları için padişahın işte kadını veyahut da işte hasekisi olmadan önceki şeyler hakkında bilgilerimiz yoktur. Ötede beride rastladığınız bilgiler bu budur diyebileceğiniz bir şeyi size vermez. Bir hakkı size vermez. Çünkü çok fazla spekülatif şeyler vardır. Yani diyelim ki Safiye Sultan'la ilgili Venedik kaynakları işte genelde İtalyan olduğunu ifade ederler, ama bakarsınız Venedik kaynakları Arnavut olduğunu, Arnavutluk kıyısında bir yerden olduğunu ifade eder. Dolayısıyla yani veriler yok. Olsa da son derece güvenilmez veyahut da duyuma dayalı şeylerdir. Bunların bir kesinliği, bir şeyi yoktur. Şimdi, sıradan insan ise
devletle irtibatı nedir? Bir, askerlik. İki, vergi. Üç, güvenlik. Yani bu üç şeyde bir sorun varsa devletin kaydına girer. Ama bunlar kimlikle girmez. Kimlikle girmez. Neyle giriyor? İstatistik olarak girer. Yani bir yerde bir güvenlik sorunu olmuştur. Şu kadar insan orada işte ayaklanmıştır, ölmüştür vesaire. Ama onun dışında herhangi sıradan insana dair bir şey yok. Öbür taraftan seçkinlerine dair, toplumun seçkinlerine dair eğer verilmiş olan bilgiler, ki yani esasında şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir tabakat kültürü var. O tabakat kültüründe belli meslek erbabı veyahut da işte bazı o dönem toplumunun önde gelenleri o dönemde kayda alınmıştır. Mesela bu son döneme kadar devam etmiştir. Son döneme kadar devam etmiştir bu tür bir kayda alma. Mesela insanlara bazı sorular veyahut da biyografilerine dair, kendi otobiyografilerini yazmaları için davet gönderilir, alınır, ondan sonra toplanır. Bunlar işte en iyi yapanlardan birisi zaten merhum İbn-i Remin'di. Dolayısıyla bu tabakat kültürünü önemsemek lazım. Yani teracim-i ahval dediğimiz bu gelenek güçlü bir şekilde var. Ama gene onlar da netice itibariyle toplumun seçkinleriyle şeydirler. Bizim bir ilgili bilgi vermektedir bize. Şimdi bu tabakat kültüründen, teracim-i ahvalden tercüme-i hale geçişte problem var ve işte esas üzerinde durduğumuzda herhalde bu. Yani tercüme-i hal noktasında. Tabii güncele doğru geldikçe bu imkan biraz daha şey yapıyor, fazlalaşıyor. Buraya gelmeden önce hocadan bir fetva istedim. Yani halimizi görüyorsunuz. Boğazımız kurumuş, konuşmaya çalışıyoruz. Fakat başkaları vardı, vermedi fetvayı. Kötü örnek olmasın diye muhtemelen. Tabii bu şey, bu yapı, mesela 18. yüzyılda özellikle Müstakim Zade'nin çalışmaları filan bildiğiniz şeyler ve o gelenek üzerine 19. yüzyılda devam eden çalışmalar var. Ama bizim dediğimiz biraz daha ileride, yani biraz daha böyle bireyi yakalamaya yönelik imkanlar tabii ki az. Arşival anlamda az. Yoksa yok değil. Varsa da bu bir şey değil. Yapısal bir durum değil. Sadece arzi bir durumdur. Yani birisi hakkında bir olay meydana gelmiştir. Onunla ilgili bir dosya bulabilirsiniz. Ama bu arzi bir durumdur. Bu yapısal, kurumsal bir şey ifade etmez. Şimdi hatırat, otobiyografi gibi bizim işimizi bir yandan kolaylaştıran ama bir yandan da zorlaştıran tarihçinin işini veri kaynaklarına sahip değiliz. O halde yazacağımız biyografilerin büyük ölçüde yetişkinlik sonrasına ait şeyler olduğunu görüyoruz. Yani faaliyetler. Ama doğuşu, ondan sonra yetişmesi, ailesi ve
yetişkin bir birey haline gelinceye kadar ki şeylerinden haberdar olamıyoruz. Hepsi için değil ama genel tabloyu ifade ediyorum. Bazen o da tabii ki mümkün. Bu tür veriler bağlamında işte yani işimizi aynı zamanda zorlaştırdığını ifade ettik. Çünkü bunlar subjektif değerlendirmeleri içerirler. Yani hatırat olsun, otobiyografi olsun, bunların hepsi son derece subjektif metinlerdir. Bunlar bazen kritize edilmeden verdikleri bilgiler aynen olduğu gibi kabul edilerek şey yapılıyor, tarih kitaplarına geçtiğini görüyoruz. Bu konuda dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısında işte Ahmet Cevdet Paşa'nın vakanist olarak şey yapmış olduğu, tutmuş olduğu notları kendinden sonraki Lütfi Efendi'ye verdiği notlar, yani tezakir de acımasız bir dil kullanır. Ve son derece eleştirel, yani düşmanına eleştirel ama dostuna gayet şey, munis yorumlar yapar. Şimdi bunları büyük bir alim ve tarihçi, hukukçu olmuş olmasından dolayı büyük bir hüsnü kabul de gördüğü için ona fazla kredi açılıyor. Ama bu noktada ciddi şeyler olduğunu, işte Kübra burada ona tez yaptırdım ve hem onun bulguları hem benim bulgularım hem yeni yeni bulgular ciddi manada bir perdeleme yapıyor 19. yüzyılın ikinci yarısı için. Tezakir ve maruzat. Maruzatta biraz daha dikkatli bir dil kullanıyor. Çünkü padişaha sunduğu için. Dolayısıyla bunları, bu arka planı bilmediğimiz zaman yaptığımız değerlendirmeler ve ondan aldığımız onun gözüyle 19. yüzyıl tarihçileri, 19. yüzyıl tarihçilerinin Cevdet Paşa'nın gözüyle Osmanlı bürokratlarını değerlendirdiklerini biliyoruz. Bu inanılmaz büyük bir hatadır. Yani o yüzden hani bir yandan işimizi kolaylaştırırken bir yandan da ciddi manada zorlaştırıyor. 19. yüzyılın şöyle bir şeyi daha var. Sıkıntısı daha var. İkinci Mahmut döneminden itibaren bürokratik düzenlemeler ve bu düzenlemelerin sonunda ortaya çıkan formelleşme, bir standartlaşma söz konusu. Dolayısıyla burada belgeler insani duygulardan arındırılmış bir biçimde teşekkül ediyor. Yani dolayısıyla formel metinler, insan yakalayamıyorsunuz. Onunla ilgili sadece alınmış kararı yakalayabiliyorsunuz. Halbuki 19. yüzyıl, yani 2. Mahmut öncesinde özellikle şeye baktığımız zaman, mesela diyelim meşveret meclislerine baktığımız zaman, bir meşveret meclisi mazbatasını eline aldığınızda Ahmet şunu söyledi, Mehmet bunu söyledi diye oradaki insanı ve düşüncesini yakalama imkanınız var. Bir Yunanlı meslektaş yıllar önce Ayvalık'ta Tanzimat'a karşı geliştirilen bir isyan üzerine çalışıyor 1842 yılında. Sinan Kuneralp dedi, sizinle görüşmek istiyor. Neyse, arşivin önünde ayaküstü konuştuk. Sorun nedir diye konuştuğumuzda o isyana dair meclis-i valanın tutmuş olduğu
şeyleri nerede bulabilirim dedi. Yani zabıtlarını nerede bulabilirim dedi. Dedim bulabilirsiniz bana da söyleyin. Yani sadece orada müzakerelerin formel insansız bir şeyi var. Kim ne dedi? Kim nasıl karşı çıktı? Nasıl destekledi? Bunlara dair o alt belgeler hiçbir şey yok. Sadece alınmış olan kararlar öncesinde mühürsüz, daha sonra işte mühürlü, en son imzalı olarak bizim önümüze geliyor. Burada bir şey yok. Yani Ahmet bunu söyledi, Cevdet bunu söyledi, başka birisi bunu söyledi. Ve oradaki o müzakere ve yaklaşımları, o zenginliği göremiyoruz. O zaman farklı şeyler, kaynakları devreye sokmamız gerekiyor. İşte yani böyle kimliksiz, anonim metinlere dönüşmüş 19. yüzyıl şeyleri. Bizim arşiv belgelerimizin bir başka yönü de şu. Bir başka yönü de vallahi mütevelli heyeti şeyim, üyemiz geldi, benim nutkum tutuldu. konuların başlangıcına dair çoğu kere şey bulamıyoruz. Bilgi bulamıyoruz. Çok enteresan. Özellikle güvenlikle ilgili şeylerde, konularda adamın cezası verilmiş, cezaya dair hiçbir şey yok. Fakat affedilip affedilmemesine dair bir takım şeyler, bir irade bakıyorsunuz, görüyorsunuz. İşte falanca tamam şu suçtan affedilsin, şurada devam etsin öbürü sürgüne vesaire. Bu ilginç. Birkaç konuyla ilgili bunu şey yaptım. Özellikle güvenlik şeyle. Konunun başlangıcıyla ilgili bir şey yok. Hani orada yabancı basını çok şey yapmak lazım, önemsemek lazım. Ciddi bir şey alıyorlar. İstihbaratları var, muhabirleri var ve onların vermiş olduğu bilgilerin, yani spekülatif bilgileri zaten tanırsınız. Ama biraz yani o tarihçi sezgisiyle baktığınız zaman şeyi görebiliyorsunuz. Doğruyla yanlış olanı, bilgiyi görebiliyorsunuz. Yani esasında şunu demek istiyorum. Yani bunlara işte 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sicilli ahval defterleri, yerel gazeteler, 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren yabancı gazeteler, yani imkanlar çoğalıyor. Mezar taşları ki biliyorsunuz sicilli Osmani'nin en önemli kaynaklarından birisidir mezar taşları. Bu tür imkanlar çoğalıyor. Ama biyografiyi inşa edebilmek için hepsini bir araya getirmek gerekiyor. Demin Zeynep içeriden bilgi olarak işte Yusuf İzzettin'i söyledi. Tabii o bir veliaht, bir şehzade, el üstünde tutulan bir insan. Ama yabancı basında inanılmaz malzeme var. İngiliz, Fransız, Alman basında. Ve hiçbir şekilde, mesela bir örnek vereyim. 1876 yılı. 1876 yılında iktidara karşı, tabii orada 3 iktidar var. O 3 iktidara karşı yöneltilen komploların hiçbirini bulamazsınız arşivde. Ben yabancı basında buldum. Oradan arşive gittim.
ve orada bazı ipuçları yakaladım. Demin bahsettiğim o şey. Yani komplodan, işledikleri suçlardan hiçbirinden haberdar değiliz. Ama affedilmelerine dair. Ve inanılmaz. Yani 1876, 1879 arasında neredeyse her gün bir komplo ortaya çıkarılır İstanbul'da. Abdülhamit o manada ancak 1881 Yıldız Mahkemesi'ni kurup bütün rakipleri muhtemel şeylerini tasfiye ettikten sonra ancak şey yapabilmiştir. Evet. Şimdi bu kadarla iktifa edeyim. Yarım saat geçti. Nazım Sultan'a geçeyim. Ondan sonra soru cevapla ilerleyelim derim ben. Yani daha bu şeyle ilgili anlatacak çok malzemem var. Yani sadece saray mensupları ile ilgili olarak bir iki saat konuşulabilir. Onlarla ilgili, belgelerle ilgili konuşulabilir. Ama genel tablodan bahsettim. Eğer mantığınızın kabul etmediği şeyler olursa onlara cevap vermeye çalışırım. Şimdi Nazım Sultan özeline gelecek olursak benim harem ve harem kadınlarıyla ilgili çalışmalarım 90'lı yılların ortalarına kadar iner. O dönemde padişah kızlarıyla ilgili daha sonra yaptığım Valide Sultan gibi bir monografi yapmak isterdim. O bugüne kadar olmadı. Fakat pek çok türevi ortaya çıktı. İşte Refiat Sultan onlardan biri. Nazım'e onlardan biri, efendim, Valide Sultan onlardan biri. Şimdi yazdığım işte Yusuf İzzettin, o biraz daha farklı. O çünkü ansiklopedinin ürünü. Ansiklopedin de bu anlamda benim hayatımda çok yönlendirici, akademik hayatımda çok yönlendirici şey olmuştur. Yani birisi ansiklopedi, öbürü arşivdir bu anlamda. Esasında kitabın hikayesi şöyle gelişti. Ben Marmara Üniversitesi'nden emekli olup 29 Mayıs'a geçtikten sonra arkadaşlar beni fakülte ne diyor, denetim bir şey var, danışma kurulu. Fakülte danışma kurulu. Evet, doğru hatırladım. Koydular. Ben gittim. Dolayısıyla dekan ve böyle benim gibi bir iki emekli hoca daha ve oradan dekan yardımcıları. Konuşurken Türklük Araştırmalar Dergisi'ni tekrar ihya edelim dedik. Malum burada herkes akademisyen. Gençler puan vermediği için 5 yıl geçinceye kadar puan vermediği için dedim hani biz böyle tuzu kurular destekleyelim. Birkaç sene geçsin ondan sonra gençler de verir. Bunu ihya edelim. Rahmetli Hakkı Bey'in bize emanetiydi. Karar alındı. Ben ne yapabilirim diye düşünürken Nazım Sultan'ın mektuplarını almıştım. Onlar dikkatimi çekti. Onların annesiyle mektuplaşmalar. Çünkü haremde böyle mektuplar yok. Yani anne kız arasında teati edilen mektuplar yok. Ve 23 mektup böyle güzel hanımların şeyleri özeniyle süslü kağıtlara yazılmış mektuplar. Tabii ki takdir edilir. Bu sultanlar yani padişah veya şehzade kızları evleninceye kadar
annelerininle beraber oldukları için orada bir şey yok. Mektuplaşacak bir durum yok. Ama şey yapınca, evlenip de ayrılınca annesinden, o zamana kadar hiç ayrılmayan anne kızı düşünün, mektup yazıyor. Bunlar şahsi evrak olduğu için o mektupları yayınlayayım dedim. Hem de Nazım Bey ile ilgili önüme bir şey koyarım, bir metin koyarım. Onları da değerlendiririm. Hakikaten de öyle yaptım. Bir 30-40 sayfalık bir metin oldu. Ve dekana yolladım. Yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayı filandı. Temmuz ayı gönderdim, fakat hani bir transferle, görsellerini de gönderdiğim için bir transferle gönderdim. Yoğunluktan indirmedi. Ben de bir daha üstelemedim. Ve o arada neler katabilirim diye eski, yani az önce söylediğim sultanlarla ilgili dosyamı karıştırdım ve yaklaşık 25 yıl önce, yani Cengiz burada, o zaman daha Dolmabahçe Sarayı'nda bir arşivin olduğunu kimse bilmezdi. Ben Refia Sultan yazdıktan sonra yaptı, ondan sonra işte arkadaşlar orada orayı genişlettiler ve daha sonra da işte en son Mabeyn evrakı olarak arşive intikal etti oradaki belgeler. Oradan yıllar önce aldığım epey bir mektup. Onlara rastladım kendi belgelerim arasında. Oradaki mektuplar esasında bir sultanın yazdığı mektuplar, kardeşine yazdığı mektuplar diye. Yani o şekilde tasnif edilmiş. Baktım bizim Nazım'a, Abdülmecid'e yazmış olduğu mektuplar. Şimdi bir yanda annesine yazdıkları, bir yandan kardeşine yazdıkları, ki kardeşini çok önemsiyor. Ondan sonra Cengiz'le konuştum. Cengiz tavsiyeleriyle Ali Halit Paşa, yani damadın bu sefer kayınbiraderine yazdığı mektupları orada yaptık. Bulduk. Ve böylece 100 mektup ortaya çıktı. Artık o aradan dekanın haberi oldu. Dedim kusura bakma. Yani isteyince bu sefer dedim kusura bakma, artık o geçti. Ve yani böyle bir hikayesi var. Ondan sonra Mabeyn dosyalarını zaten taramıştım. Oralardan çok güzel malzeme çıktı. Ve Nazım'a ve eşi Ali Halit Paşa, Derviş Paşa'nın, İbrahim Derviş Paşa'nın oğludur. Aynı zamanda mutasavvıf ve mutasavvife, yani biraz böyle kendi içlerinde bir hayat yaşıyorlar. Yani yaşadıklarını bilmesem adeta yaşamadılar diyeceğim. Hal böyle olunca, yani olay diye ortaya dökülecek bir şey olmayınca biz bunları sevmeyiz. Yani aslında Nazım'a benim tarihçi olarak sevebileceğim birisi değil. Refia'yı severim. Çünkü o bana malzeme bırakıyor. Yani ne zaman problem çıkarsa tarihçiye intikal eder. Veri intikal eder. O dosya ne kadar kabarık olursa bizim işimiz o kadar kolaylaşır. İşte Nazım'ın o dönem sultanlarının tam tersine adeta kamuoyunda yok. Çocukları olmuyor ve böyle göz önünde olan bir şeyleri yok.
yaşantıları yok. İkinci Meşrutiyet döneminden sonra pek çok hanedan mensubu, erkekler Beyoğlu bataklıklarına sürüklenirken, kadınlar İstanbul'un pek çok yerinde görünür olurken, aynı tür yaşamını sürdürmeyi bir hayat felsefesi olarak devam ettiriyorlar. Çocuklar olmadığı için bir çocuk özlemi var. Onu Abdülmecid'in oğlu Ömer Faruk Efendi de tadıyor. Onunla gidermeye çalışıyor ama eşi de çok görünür değil. Hatta yani sonradan birkaç fotoğrafını daha buldum ama bir fotoğraf vardı bende. Daha önceden vardı. Sonra bir dergide bir fotoğrafını buldum. Yani adeta yok. Diğer damatlar var. Üstelik de bu asker yani şeyden asker. Meslek olarak asker. Daha sonra eşiyle beraber mesela gitmeyebilirdi çünkü çocukları ve şeyleri yoktu ama eşiyle beraber Cünye'ye yerleşiyorlar ve orada işte birisi 47'de öbürü 1948'de biri Cünye'de işte öbürü kutsal topraklarda onun ölümünden sonra yani eşin Nazım'ın ölümünden sonra kutsal topraklara gidiyor Ali Halit Paşa orada vefat ediyor. Ama Nazım'ın birinci sınıf bir müzik bilgisi var. Eğitimi, yetişme tarzı tamamıyla o dönem saray kurallarına uygun batılı bir anlamda ama hayatı algılayışı ve yaşayış biçimi olarak doğulu bir insan. Murat Bardakçı sağ olsun verdiği bir fotoğrafta göreceksiniz. Kardeşiyle olan fotoğrafı başörtülü normal bildiğiniz bir şey. Yani saraydan öyle çıkmaz. Sultanlardan filan. İstisna bir kadın. Entelektüel tartışmaları var. Kardeşiyle mektuplarını da mektuplaşma diyemiyorum çünkü mektupların karşılıkları yok. Yani bir tane Abdülmecid'in yazmış olduğu mektup var. Onun dışında çünkü muhtemelen bunlar şahsi evrak olduğu için alıp kendisiyle beraber götürdü. Mesela bu mektupların gerek annesine yazdığı mektupların gerekse kardeşine yazdığı mektupların saray arşivinden çıkması tamamen tesadüfi ve yaşanan şartların bir sonucudur. Yani tesadüfi derken şöyle. Mesela annesine yazdığı mektuplar, annesi 1895'te vefat ettiği için sarayda. Doğal olarak o mektuplar orada kalmış. Ama Mabeyinden ve Dolmabahçe arşivinden niye bunlar Abdülmecid'e yazdığı mektuplar çıkıyor? Çünkü Abdülmecid hem veliaht olarak hem ardından halife olarak sarayı kullanıyor. Sonra apar topar oradan yapıp da yurt dışına sürülünce o şahsi evrakı orada kalıyor. Benim tahminim orada kalma nedeni bu. Mektuplar entelektüel konularda mesela Hattat Lale burada Abdülmecid bazı şeyleri yazmak veya yazdırmak istiyor. Ablasına soruyor. Bunları yazdırayım mı diye. Bazı özlü sözler, Arapça, Farsça
deyimler vesaire. Onlarla ilgili ciddi ciddi şey veriyor. Cevaplar veriyor mektuplarını anladığımız kadarıyla. Ve bunlar ciddi bir bilgiye müstenit bilgiler. Tavsiyeler. Çünkü mesela şey yapıyor. Netaycül Vukuat'ın halifedeki nüshası eksik. Kendi takımını gönderiyor kardeşine. Bir süre o demin bahsettiğimiz o hat olarak yazdırmak istediği ibarelerle ilgili görüşlerini şey yapınca, sorunca mesela kütüphanesinden çıkarıyor. Emsali Ali gönderiyor. Hazreti Ali'nin özdeyişlerini. Veya işte Sanihatül Arap diye Muallim Naci'nin Arap şeyinden derlemiş olduğu özdeyişleri ve Sanihatül Acem. Yani bir çırpıda 3-4 tane kitap kütüphanesinden çıkarıp kardeşine gönderebiliyor ki işte Abdülmecid'in kütüphanesinin şeyin genişliğini biliyoruz. Bu kadar entelektüel bir hanım ve mesela yapmış olduğu işte bir takım besteler falan var Abdülmecid'in. Ona bunlar diyor, çalacak parmaklar bende nerede diyor. Bu kadar işte güzel, bu kadar muhteşem, işte üzüntülü olduğunuz zaman sizi neşelendirecek, neşeli olduğunuz zaman işte şey yapacak şekilde böyle yorumlar yapıyor. Veya mesela resim çiziyor, o resmi değerlendiriyor filan. Böyle entelektüel bir takım fikir alışverişleri. Ama bunlar tabii şeye yansıyanlar, bulabildiklerimiz. İşte orada bir nevi bir şey tablosu ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bulduklarınızdan bir bütün oluşturmaya gayret ediyorsunuz. Şeyi çok seviyor, kardeşini çok seviyor, ona çok değer veriyor. Onun fikirlerine sürekli müracaat ediyor kendisinden gayet küçük olmasına rağmen. Ama o arada damatla şeyleri var. Yani kayınbiraderin mektuplaşmaları var. Oralarda gene aynı tarzda entelektüel muhabbetler veyahut da bir takım kitaplar yurt dışından getiriliyor veya dergi abonelikleri. Onlarda Abdülmecid'in ona tavsiyeleri oluyor. Böyle bir hayat. Yani sarayın hür kadınları, Nazime gibi, Refia gibi veya diğer padişah kızları gibi veya şehzadeler gibi. Bunların doğumlarından 19. yüzyıl için konuşuyorum. Bunların doğumlarından ölümlerine kadar pek çok şeyini bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili veri bulabilirsiniz. Ama sarayın diğer sonradan şey yapan cariye kökenliler, ister kadın efendi, ister valide sultan olsun, bunların kökenlerine dair veya yetişkinlik dönemlerine dair şey yapamazsınız, bilgi bulamazsınız. Adını bilseniz dahi bulamazsınız. Çünkü işte cariyelere bir isim veriliyor normal kendi isimlerinin dışında. O ismi bilseniz dahi onu, bu budur diyemezsiniz. Valide Sultan olarak altında imzası olsa dahi eğer çok rafine bir şeyiniz, bilginiz yoksa onu değerlendiremezsiniz. Bunlar anonim belgeler haline gelir. Şey yapamazsınız, onu kullanamazsınız. Çünkü harem belgelerinin
saray belgelerinin çoğu gibi tarihsizdir. Dolayısıyla Valide Sultan veyahut da birinci kadın efendi, baş kadın şu bu yazsa dahi o belge hangisi? Sarı çizmeli baş kadın. Hangisi? Yüzyıllar şey yapan ama eğer tanıyorsanız yazıyı o zaman bir öngörüde bulunabilirsiniz. Ama bu öngörü netice itibariyle bir öngörüdür. Yani çok da sağlam bir şey değildir. Dolayısıyla haremin köle menşeli mensuplarının padişahın eşi veya annesi olsa dahi bazen geride bıraktığı belgeleri şey yapamazsınız. Kimliklendiremezsiniz. Bunlar anonim birer metindir. Ve elinizde olur o metin ama siz onu kullanamazsınız. O yüzden özellikle harem çalışmalarının çok zor olduğunu, büyük bir donanım gerektirdiğini ve oradaki mekanizmayı ve belgeleri tanımak gerektiğini ifade ediyorum. Yani rahmetli Halil İnalcı işte ahir ömründe şey yaptırdılar. Yani İnalcı'nın biyografisine bakın, bir tek haremle ilgili bir tek kelime yoktur hiçbirinde, işte bibliografisinde. Ama Şeyh Uçmaz Mürit Uçurur fehvasınca ahir ömründe şöhreti, yani kamusal şöhreti yakalayınca bu sefer yayın evleri, etrafındakiler, şunlar, bunlar onu şey yaptılar. Hatice Turan Sultan'ın mektuplarını Kösem Sultan mektupları diye yayınladı. Üç tane köy, beş tane şimdi tam sayıyı hatırlamıyorum. Şeyi var. Kösem'in mektubu var. Onları zaten kaligrafiye baktığınız zaman ikisi bir değil. Yani biri eğer Kösem diye kabul ettiysen öbürü değil demektir. Ama hoca onları gördü mü? Görmedim ondan da emin değilim. Yani gördüm görmedim derken yani o son zamanlarındaki şu Devlet-i Aliye birden sonraki Devlet-i Aliye'ler Devlet-i Aliye değil yani. Onların hepsi son derece büyük yanlışları barındıran şeyler. Onlara niye? Çünkü çok ciddi bir birikim gerektiriyor harem çalışmak. O birikim de bende var. Şaka bir yana. Evet, yani böyle bir espriyle şey yapmış olalım. Evet. Evet, soru cevap kısmına geçersek sorusu olan var mı? Soru sormak isteyen? Mikrofonlar hazır. Evet. Yok galiba hocam. Hocam bugünün var mı görmedim. Sonradan düşünmüşler hocam. Hocam Nazime Sultan'ın mütevazı, içine kapalı, dindar bir açık şu an hayat sürmesinde babasının başına gelen elim olayların bir etkisi olabilir mi? Eğer onu bir şey olarak kabul edersek, yani bu söylediğinizi bir veri olarak kabul edersek, diğerlerinin de olması gerekirdi. Yani orada biraz fıtrat ön planda herhalde. Yani çünkü ne erkek çocukları ne kızlarda öyle bir şey yok. Daha doğrusu hanedan da yok neredeyse. Yani çok istisna bir şey bu. Figür. Yani ikinci meşrutiyet döneminde de ön plana çıkmıyorlar. Mesela 1910'da şey yanıyor. İşte Çırağan Meclis Mebusu'na yanıyor. Hemen 3 gün sonra Meclis Mebusu'na şey yazıyor. Ben sarayım, Kuruçeşim'deki sarayımı size terk etmeye ve dağ tarafındaki köşklere çekilmeye razıyım diyor. Ve tabii
parlamentoda büyük bir şey yapıyor bu. Ama kadın onu şey desinler diye yapmıyor. Daha sonra bakılıyor, ediliyor işte sonraki şeydeki Salı Pazarı'ndaki Adile Sultan şeyine karar kılıyorlar. Yani dolayısıyla kadın cemiyetlerine, ikinci Meşrutiyet döneminde orduya, donanmaya ciddi destekler veriyor. Yani çocuklara da olmadığı için biraz hem eşi hem kendisi ama en yüksek bağışı yapanlardan birisi. Sıra kimde? Hocam konuşmanın başında da dikkat çektiğiniz gibi bu biyografileri yazarken bir yerden sonra kişilerin duygu ve düşüncelerine dair veriler bulamıyoruz. Yani bir hadisenin gerçekleştiğine dair veri buluyoruz arşivden veya diğer kaynaklardan. Fakat daha merak ettiğimiz nokta, başroldeki kişi ne hissetmiştir veya nasıl bir duyguya kapılmıştır, ne tepki vermiştir, buna ulaşamıyoruz. Dolayısıyla veriler bittikten sonra bizim de bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Orada acaba bunun sınırları nedir sizce? Yorumlama ve değerlendirme konusunda, veri bittikten sonra bu konudaki düşünceleriniz. Evet, esasında benim açık bıraktığım kısımlardan birisi buydu konuşmamda. Şimdi bir biyografide bütün cümleler ana konuya akar. Yani bütün cümleleriniz biyografi, konu ne Nazım'a, konu ne Ahmet, konu ne Mehmet, buna akmalı. Bunun anlaşılmasına yardımcı olmalı. Ve belgelerde geçen kelime şeyler vardır. Bazı değer ve yargıları ifade eden şeyler vardır. İbareler vardır. Mesela Ahmet işte seni falanca vezirimin yerine sadrazam yaptım. Sen işte şu özelliklerinle temeyyüz ettin, ön plana çıktın vesaire. Şimdi burada yani bir diyelim ki onun için çok doğru, müstakim, ahlaklı, çalışkan gibi değer ifade eden bir takım şeyler var, veriler var o belgelerde. Hani sizin sorduğunuzun dışında olduğunu varsayarak bile bu bilgileri asla kullanamayız. Bunlar konjonktürel bilgilerdir. Bunlar gerçek bilgi değildir. Ama siz mesela Mehmet'i mi çalışıyorsunuz? Mehmet'inle ilgili bütün verileri incelediniz ve bir kanaat oluştu sizde. O kanaati yazmalısınız. Ama sizin kanaatiniz, belgelerin kanaati değil. Çünkü aynı şahsı 3 ay sonra görevden alıp da yerine başka bir şahsı atarken bu sefer bu işi beceremedi. İşte bu işin üstesinden gelemedi veya şöyleydi, böyleydi deyip zemmediyor. Ne överken ne zemmederken kullandığı, değer ifade eden kelimeleri ve şeyleri asla kullanamayız. Yani o kadar önemli ki, bu konuda o kadar çok yanlış yapılıyor ki. Adam diyor belgede şey yaptım, belge böyle diyor. İyi de belge kritiği bizim zaten tarihçilik işte bu. Belge kritiği. O arka planı siz şey yapacaksınız. Yani orada yani vermiş olsa bile sizin kanaatiniz önemli. Ama burada çok çok önemli bir başka husus da şudur. Biyografiyi inşa ederken
Biyografın en fazla sıkıntı çektiği şey, husus şudur. Biyografın, daha doğrusu biyografi yazılan şahsın ilgili olaya dahlinin derecesini siz ortaya koyacaksınız. O olayı açıklamayacaksınız. O olayı açıkladığınız zaman 40 ambara döner. O bir biyografi değildir artık. O dönemin tarihidir. O adamın müdahil olduğu şeylerin tarihidir. O yüzden biyografi yazmak, mesela bunların örneklerine çokça rastlamışsınızdır, okumuşsunuz da. Yerli yabancı. Bakıyorsunuz o başka olaylara dağılmış, gitmiş. Ben neyi okuyordum? Ya ben biyografi mi okuyorum yoksa başka bir şey mi okuyorum? O yüzden yani burada şeyi olaylara dahlinin dozajı çok önemli. Demin o yüzden dedim ki yani bütün şeyler bir küçük küçük şeylerin bir nehre doğru akması gibi. Bütün cümleler o ana gövdeye şey yapmalı, hizmet etmeli. Onu anlaşılır kılmaya gayret etmeli. O yüzden bunu yani sorduğunuz iyi oldu. Onu söyleme imkanı buldum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli hocam, sizi soru sordum. Sizi burada görmek çok güzel hocam öncelikle. Ben Nazime Sultan özelinde sormak istiyorum esasını size. Az önce de söylediğiniz kitabınızda da görüyoruz, okuduk. Entelektüel tarafını biliyoruz, cemiyetlere olan katkılarını biliyoruz. Dolaylı olarak Darfur'daki toplantılardaki pozisyonunu biliyoruz. Bununla birlikte bu dönemde özellikle saray kadınlarının toplumsal hayat içinde var olmalarıyla ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz? Mesela sonraki dönemlerde ben de çalışmaya başladım. Mehmet Reşat'ın hanımlarına baktığımız zaman baş kadın efendisinin Hilal-i Anhar Cemiyeti'nde bir nutuk için gittiğini ve orada bir nutuk okuduğunu, yani dolaylı olarak kafası okuyor ama onun için yazılmış bir metin var. Dolayısıyla bu dönemdeki saray kadınlarının sosyal yaşam içindeki hareketlenmeleri için neler söyleyebiliriz? Bir zamanın getirisi miydi? Daha çok kişisel mi bunlar? Neler söyleyebilirsiniz? Esasında evet, önemli bir konuya temas ettin. Çünkü o dönemde başka şeyler de var. İşte Naciye Sultan'ın kadınları çalıştırma cemiyeti İslamiyesi gibi pek çok bu tür şeyler var. Ama burada hanedanın bir fail olarak öne çıktığını değil. Burada o dönemin siyasal yapısının gereği olarak, yani İttihatçıların orada önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. İttihatçılar bu tür şeylerde hanedan kadınlarını, hanedandan uygun olanları, çünkü demin de söylediğim gibi hepsi uygun değil, uygun olanlarını şey yaparak bu tür bir nasıl diyelim, bir STK gibi sivil toplum örgütleri, işte Hilal-i Ahmer gibi bir takım şeylerde onları ön plana çıkarıp topluma önder numune olmaya gayret ediyor. Ve burada sadece hanedan şeylerin değil, iddiaçılar çok daha ileri gidiyorlar. Kendi kadınlarını kullanarak, yani burada yanlış anlaşılmasın, kendi kadınlarını ön plana çıkararak mesela anonim şirketler kurduruyor onlara. Daha önce işte hanımlara mahsus eşya pazarı olarak yazmıştım onu, şey yapmıştım. Bunlar anonim şirket. Bakıyorsunuz üç kadın. Ondan sonra şey alacaklar, ruhsat alacaklar. Ruhsat alma işini Şurayı Devlet'te görüşüldüğü toplantıda bakıyorsunuz.
ciddi tartışmalar var. Kolay bir şey değil bu. Ve o tartışmalarda ne diyor şeyler, insanlar? Diyorlar işte burada kadın erkek aynı anonim şirket genel kurulunda hissedarlar. Kadınlar da almıştır, erkekler de almıştır hisselerde. Genel kurulu nasıl yapacaksınız 6 ayda bir? İşte bu geleneklere, adata ve şeye, şer'i hukuka aykırı filan deniyor. Schreider etik tartışmalar. Tabii bir takım bayağı bir hararetleniyor şey. İddiatçılar son derece pratik olarak. Hayır, bu bir fıkhi mesele değildir. Bu bir inzibati meseledir. Bir tarafta hanımlar oturur, bir tarafta erkekler oturur. Arkada şeyler, inzibatlar durur, birbirlerini yemezler deyip şeyi pratik bir şekilde çözüyor ve iradesini çıkarıyor. Şirket kuruyor ve bayağı yüz binlerle konuşulan cirolara şey yapıyor. Yani o dönemde iddiatçıların toplumu dönüştürmek istiyor. Mesela işte Kandilli'deki sarayı biz bir kız idadesini, Ahmet Rıza'nın şeyi, yani kampanyalar düzenliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, işte hanedan üyelerinden biletler satılıyor, onlardan gelen paralarla o şeyleri oluşturuyorlar. Yani iddiatçılar çok ciddi bir birikim bırakıyorlar Türkiye Cumhuriyeti'ne. Hem iktisadi anlamda hem sosyal toplumun, kadının toplumdaki görünürlüğü anlamında çok büyük bir miras bırakıyor. Tabii ki siyasal anlamda. Buyurun. Ver mikrofon. Teşekkür ederiz. Çok güzel aydınlanmamız oldu. İlk baştan bir veri toplama güçlüğünden bahsettiniz ve bu verileri yorumlama güçlüğünden bahsettiniz. Ben sadece şunu merak ediyorum veya bilmediğim bir konu olduğu için tamamen. Demek ki biyograf hakkında da sayfalarca veya yüzlerce kitap yazılabilir. Şimdi biyografi yazılırken şahıs seçiminde bir amaç olmalı mı? Hayatları, yaşantıları veya fikirleri toplumun kültürel şeyinden bağdaşabilir mi? Topluma yazdıktan sonra bir faydası nasıl sağlanabilir? Bunu bir özetler misin hocam? Şimdi ben biyografiyi niye önemsiyorum? Çünkü insan üzerinden dönemi değerlendirmek çok daha insani geliyor bana, çok daha sıcak geliyor. Şimdi mesela bunu bir örnek üzerinden açıklarım. İkinci Abdülhamit örneği üzerine. Dönemi genel bir tarih perspektifinden baktığınız zaman, hani ikinci Abdülhamit'in yönetim anlayışı, şu bu filan, onlar tartışılır. Yani kurmuş olduğu istibdat rejimi vesaire, onlar tartışılır, onlar bir tarafa. Ama benim esas söylemeye çalıştığım şu, bir sistem kurmuş ve o sistemi kendi içerisinde, o sistemin kendisine yüklemiş olduğu sikleti de adam göğüslüyor. Yani önemli bir şey olduğu zaman gece beni kaldırın diyor. Hangi saat olursa olsun. Şimdi bunu şeyini, geriklerini kaldırıyor. Kendine de uyguluyor. Ve bu anlamda baktığınız zaman ve döneminde yapılanlara baktığınız zaman ülkesi için gecesini gündüzüne katan, reformlar yapan bir devlet adamı olarak ön plana çıkıyor. Ama bireyler üzerinden gittiğimiz zaman, yani mesela benim yazdığım işte Nazım'edir, işte Yusuf İzzettin'dir, ondan sonra Sadullah Paşa'dır. Sadullah Paşa'yı bir sürüyor, sefir adı altında Berlin'de alıyor soluğu. 13 yıl İstanbul'a gelmek istiyor. Karısı kızı burada. Gelemiyor. 13 yıl. Adam, o Sadullah Paşa'yı okusanız ağlarsınız.
Yani öldüğüm zaman diyor, şeye, mezarımı diyor yükseğe şey yapın diyor, vatanın rüzgarını bana getirir diyor. Ve Cevdet Paşa'yı devreye sokuyor, herkesi devreye sokuyor ama yok, istemiyor. Ondan sonra intihar ediyor, bu sefer geliyor İkinci Mahmut Türbesi Hazretesi'nde ona yer veriyor. Yani Bağdat haraber bastım. Dolayısıyla Namık Kemal, yani yazdığım için şey yapıyorum, Namık Kemal aydınlar üzerinden. Hangisini şey yaparsınız? Yani Said-i Nursi'den hangisini ele alırsanız alın. Aydınlar üzerinden giderken müthiş bir müstebit, efendim, insanların, toplumun nefes almasına müsaade etmeyen bir şey olarak ortaya çıkıyor. Bu ikisi de aynı adam. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki insani olan, insani şeyi ancak biyografiyle yakalayabilirsiniz. Birey üzerinden yakalayabilirsiniz. Sadullah Paşa'ya oğulları diyor, git bakalım baba diyor. Asacak mı seni? Hadi bakalım assın diyor. Git İstanbul'a, izinsiz git. Adam dönüyor. Bunu ancak siz düşünürsünüz, siz gençler düşünürsünüz. Biz padişahımızın izni olmadan bir yere gitmeyiz diyor. Ve o kadar saygı duyduğu halde adam ölüp kendini intihar ediyor işte şey beldelerde. Şimdi bunun şeyi kim? Müsebbibi kim? Onun intiharı. Yani şeyini de söyleyeyim. 40'lı yaşlarda bir adam. Sağlıklı, sıhhatli. Karısı burada. Orada şeyde sefarette çalışan 24 yaşındaki bir kızla istifraş ediyor. Kız hamile kalıyor. Ondan sonra ben insanların yüzüne nasıl bakacağım deyip intihar ediyor. Yani bunu ancak, bunu genel tarih size vermez. Bunu ancak biyografi üzerinden görebilirsiniz. Ve insanlar üzerine, bir tane de değil, birçok insan. İşte o hürriyetleri kısıtladığınız, o insanların nefes almasına müsaade etmediğiniz zaman ortaya böyle tablolar çıkıyor. Zavallı kadın 1912 yılındaki ölümüne kadar kocası ona bir gün bir şey pembe bir elbise almış. Pembe elbise giyince kadın, pembe sana çok güzel yakışmış dediği için 4 yıl sonra da oğlunu aynı şekilde intihar ediyor Asaf Bey yine Berlin'de ve babası Viyana'da tabii şey yapıyor. Sonra Viyana'ya geçiyor, orada intihar ediyor. Berlin'de oğlunu ve eşini kaybediyor. Sadullah Paşa yalısında, işte meşhur aşı boyalı yalının bahçesine çıkıp kocasının gelişini beklermiş. 1912 yılına kadar, 1891'den. İşte ancak bunları biyografiyle şey yapabilirsiniz. İnsan üzerinden görebilirsiniz. Çünkü bir insan bir alemdir. O alem üzerinden görürsünüz. Ama demin sözlerime başlarken ne demiştik? İnsan istatistiki bir veridir yukarıdakiler için. Bakın daha da ilerisi gideyim. Yani şimdi çıkacak olan kitabımdaki bir şeydir. Mahmut Şevket Paşa'yı bilirsiniz. Çok namuslu bir askerdir. Namuslu bir adamdır. Yusuf İzzettin ona bir sürü diğer bütün o dönem bürokratlarına rüşvetler veriyor. Buna hiçbir şekilde veremiyor. Ne veriyorsa geri gönderiyor. Bir gün Mahmut Şevket Paşa aynı zamanda Sadrazam ve Harbiye Nazırlığı da yaptığı için veliahtla oturur konuşurlarken şey diyor. Babasının donanmaya çok önem verdiği için Sultan Abdülaziz olumlu konuşuyor Abdülaziz hakkında. Hah diyor. Evlat diyor, buldum diyor ben bunun açığını. Şimdi sen git kuyumcu babayana
şöyle mücevherli bir şey yap, çerçeve yaptır ve getir. Getiriyor, çok da bir pahalı bir şey, içine şeyi koyuyor. Abdülaziz'in fotoğrafını koyuyor. Burada Üsküdar'da oturuyor, eski bir ahşap evde, koskoca sadrazam. Gidiyor Mahmut Şevket Paşa'nın evine. Vermeye şey, sabah sabah diyor, kaçmasın, kaçırmayayım paşayı diye hemen erken gidiyor. Ve bunu görünce gene ne oldu diyor. Diyor efendim biz size bunu gönderdi. Anlıyor durumu. Açıyor çerçeveyi, bakıyor. Çok pahalı bir çerçeve ve içinde padişahın, merhum padişahın fotoğrafı. Açıyor çerçeveyi, içinden şeyi alıyor, fotoğrafı alıyor, zarf mazrufun kıymetini azaltmış demiş. Muhteşem bir cevap. Ve bunu bir türlü ikna edemediği, rüşvete veremediği Mahmut Şevket Paşa öldürüldüğünde neşeli bir hava ile geliyor, dairesi teşrifatçısına şey yapıyor. Diyor efendim bir yerde Nesip diye birisi, aslında ziraatçı ama iddiaçı tabii. Bir kenarda oturmuş Nesip Bey ağlıyor. Diyor ne o, ne ağlıyorsun diyor. Efendim diyor, sizin de ağlamanız gerekmez mi? Devlet çok önemli, çok kıymetli bir evladını kaybetti. Verdiği cevap işte demin, yani esas bütün bunları onun için anlattım. Diyor ki, sizin bilmiyor musun diyor, ahmak diyor. Tebaamız bizim için tarla gibidir. O tarladan sıyrılan otlar olursa biz onları biçeriz ve eşitleriz. Bakın burada bir devlet felsefesi yatıyor. O yüzden bu ülkede aydınlar sürekli biçiliyor. Cumhuriyet aynı mirası devraldı. Yüzyıllardır gelen o şeyler. Yok efendim sen şöyle konuştun. Sen burada bunu söyledin. Senin kaşın, gözünün üzerinde kaş var deyip aydınlarını eşitliyor. Herkese eşitliyor. Ve bu toplum sıradanların toplumu. Bunun tarihi derinliğine işaret ediyorum işte. O yüzden bu toplumda şey olmaz, zirve olmaz. Anında bir tırpan çıkar, onu eşitler. Ve bunu bilin. Bunu bilin. Devlet geleneği, devlet geleneği devam ediyor. Siz sürüsünüz. Hepiniz sürüsünüz. Ben de dahil tabii. Dolayısıyla yönetenlerin bakışı budur. Bunu iskalarsak anlamayız. Biz reayayız. Nokta. Hocam o zaman iddiaçıların şeyini nasıl açıklıyorsunuz bu tez bağlamında? İddiaçılar da aynı. Ama orada İktidarız, olağanüstü bir durum vardı da oradan mı sıyrıldı? Olağanüstü durum bizde hep olur. Yani zaten mesele benim söylediğim bu. Yani orada hanedan var. Hanedan bunu böyle düşünüyor. İşte modern devlet içerisinde o şeyi bürokrasi devralıyor. Yani şu son yaşananların tarihten bağımsız mı olduğunu zannediyorsunuz? Aslında başka bir soru soracaktım ama bu sizin söylemeniz. Başka bir şey çıktı, pardon. Şimdi Refia Sultan'ın Rümin ve Müsrif, Tertemiyal Valide Sultan'ı Müsrif olmayan ama hayırsever. Evet. Müsrif fakat hayırsever. Evet.
Ya, evet, Yusuf bakar. Nazime'yi de aydın ve dindar olarak tanımlıyorsunuz. Yani bu genel kanaat herhalde. Yani çok düşünülerek verilmiş olduğunu düşündüğüm için bu sıfatların kitaplara. Şimdi buradan iki soru çıkarmak istiyorum. Yani, birincisi, Müsrif'i sormayacağım. Yani oraya girersek çıkamayız. Onu ayrıca konuşuruz. Ama mümin olmakla dindar olmak arasındaki farkı herhalde ince ince düşündüğünüzü düşünüyorum. Biraz orada açarsanız. Diğeri de şimdi biyografi yazmak aslında vebali en yüksek türlerden biri. Biyograf da canlı ve hayatı devam eden fikirleri, bilgisi, yani zihin perspektifi değişen bir dünyalı sonuçta. Şöyle bir şey oldu mu hiç? Yani mesela Refia yazalı kaç yıl oldu? 25. Hiç mesela şu an ilk kez şu an yazıyor olsam farklı yazardım dediğiniz bir biyografik unsur oldu mu? Çünkü tekrar baskılarda da bence yani kendi kanalına çok fazla herhalde oynamak doğru olmuyordur ama buna biraz hani savun bir cevap verebilirsiniz tabii. Ben onu yaptım zaten. Yani kapı yayınlarından çıkanın şeyini tezinde değil ama şeyinde ayrıntılarda katkılar yaptım. Bir de kitabın organizasyonunu değiştirdim. Cevdet Paşa'ya dayandığım, tefsik edemediğim bir takım şeyler vardı. O mesela hani 300 bin liralık büyük bir borç üzerine kriz çıkıyor. Onu tefsik ettim bu şeyde. Dolayısıyla yani Tarih Vakfı'ndan çıkan Refia Kenlem Yekün hükmündedir. Kapı yayınlarından çıkan esas odur yani son şey. Onu zaten dediğin şeyi ben yaptım. Ama Refia'daki mümin şeyiyle Refia'nın yaşadığı ve bıraktığı belgeler çok ayrıntılı. Yani o Allah'a tazarrunamesi, Hazreti Peygamber'e, Hazreti Ali'ye, ondan sonra pek çok bu anlamda yazmış olduğu şeyler var. Yazılı metinler var. Ve bütün o çok ayrıntılı metinler içerisinde mesela şunu hiçbir zaman söylemiyor. Allah'ım niye ben demiyor. Müminlik orada. Ama dindarlıkla ilgili yani şey Nazime'deki benim onun iç dünyasından yakaladığım şeyler değil onlar. Dış dünyasından gördüğüm, oluşturduğum kanaatim bu. Bunların işte azizilerin şeyi biraz hastalık hastası olmalar. Yani Nazime'de de var o. İşte şeyde de var. Zaten sonunda Yusuf İzzettin intihar ediyor. Onda da var. Yani vehimler söz konusu. O açıdan mesela bunda da var. Zaten kendisi de söylüyor. Yani biz diyor biraz böyle şeyiz diyor. Yani hastalık hastasıyız demeye getiriyor. Öyle. Güzel. Evet. Aslında Emine Hanım'ın sorduğu sorunun devamını soracağım. Çünkü aynı soruyu düşünmüştüm. Sağ olsun Emine Hanım. Beni niye sıkıştırıyorsun? Ben misafirim ya. Öncelikle tabii misafirliğinizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar diyoruz ama biz sizi misafir kabul etmiyoruz. Birazcık şu şeye kadar, iftara kadar biraz zaman kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi hakikaten bu isimlendirmeniz etkileyici bir boyut taşıyor. Cevabını da verdiniz ama diyelim ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sultan veya işte benzeri saraylı hanımları okurken belki yine benzeri bir dindarlık tasnifine doğru gitme ihtimali var mı? Bir kere bu. İkincisi dönemsel olarak baktığımızda
Yani daha işte modern yapının saraya kadar, modern hayat tarzının saraya kadar girdiği bir yerde biz bir mümin ve dindar tasnifi yapıyoruz. Acaba ki siz doğal olarak bunları metinlerden çıkartıyorsunuz. Acaba gerçekten o bir hayatlarının gerçek vasfı mıdır? Yoksa dönemin, yani o tür o yazı tarzının, o literal yapının bizde uyandırdığı anlayış mıdır? Burada bir şey yaptınız mı? Düşündünüz mü? Yani dediğim gibi belgelerden çıkardığımız için, yani oradaki o literal durumdan ziyade durumdan çıkardığımız şeyler, yani o değerlendirmeler. Ama o dönemde zaten diğer hanedan mensuplarına baktığın zaman, aşağı yukarı ben kendi ailemden daha iyi tanıyorum bunları, yani son dönem şeylerim. Belki şöyle sevgili hocam, yani mesela Yusuf İzzettin'le de mutlaka aynı şeyleri gördünüz. Dönemin dilini kullanırken benim aslında öğrenmek istediğim, ben kendim yazarken de acaba yanılabilir miyim? Çünkü Yusuf İzzettin de pek çok ayet, hadis vesaire, işte kelam-ı kibar. Onlara bakmam. Bunları kullanmak sureti. Dolayısıyla o bir, ama bir şey koyuyor ortaya. Bir karakter koyuyor ortaya. Çünkü bugün bile kullandığımız dil bazen ideolojimizi, kimliğimizi, davranış tarzımızı da nispeten gösteriyor. Dolayısıyla acaba bu var mı? Onu asıl sorgulamak istiyoruz. O bize yok, yol gösterici zaten, olur. O noktada zaten metin yok ki elimizde. Ama şimdi Cengiz yayınlamıştı o metinlerin bir kısmını. 1900 yılında mesela kadın meselesine dair, işte adliyeye dair, adaletin tecellisine dair, şu bu vesaire şey yapıyor. Kısa kısa notlar alıyor. Böyle birer kartotekslik notlar alıyor. İşte orada kendini halifeliğin şartlarından bahsediyor. İcma olan şartlar, icma olmayan şartlar. Kendince notlar alıyor. Mesela onları düşünceleri kısmında bayağı bir teşrih ettim. Çünkü yabancı basına veyahut da işte yerli basına vermiş olduğu pek çok şey var, mülakat var. Onların hepsini bir arada düşüncelerini, belge kırıntılar arasına serpiştirilmiş olanları inceledim. Yani bu tür şeyleri var. Ama bu şeye mahsus. Yusuf İzzettin'e mahsus. Başka diğerlerinde bulamıyorsun bunu. Dolayısıyla yani kadınlar için de, yani o sorduğunuz soruda, o tür böyle normatif metinler zaten yok. Ama mektuplarında onlar zaten oradan bir şey yakalamaya çalışıyorsun. Bir nasıl diyelim, bir figür yakalamaya çalışıyorsun. İşte o yüzden demin arkadaşımızla söylerken o, yani bütün hepsinin muhassalası olan kanaat önemli. Yani biyografın kanaati önemli. Ama eleştiri ve belgelerin söylemediklerini bakmak, söylemediklerini görmek. Esas mesele bu. Mektupları, jurnalleri var. Kardeşinin jurnalleri, Abdülmecid'i. Yani birkaç mektubu var ama çok fazla değil. Ama Murat Bey'den birkaç mektup verecek bana inşallah. Onlar şey olacak, kârımız olacak. Başka sorusu olan var mıydı? Evet, bu hararetli tartışmayı, konuşmayı bitirdik. Hocam fetva da vermediniz. Hocamız iki katı sevap alacak. Bence buradan böyle zor çıksın. Hadi hocam. Ben artık çenem açıldı. Boğazım da kuruluğu geçti. Ben konuşayım. Hocam çok teşekkür ederiz katılımınız için, konuşmanız için. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne de ve Ordama'da Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'ne de destekler için çok teşekkür ediyoruz. Hocam, bugünün hatırası olsun diye size bir hediyemiz var.
takdim etmek üzere İbn-i Rem'in Kemal Vakfı için Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Samet Yapar'ı takdim edeceğim. Buyurun. Hocam öncelikle katılımınızdan da çok teşekkür ederiz. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ne ev sahipliği yaptığı için hocalarına ayrıca teşekkür ederiz. Bugüne kadar Erol Bey'in başkanlığında bugünlere geldik. Daha güzel hizmetler olacağını düşünüyorum. Bugün ayrıca biyografiyle ilgili çok güzel şeyler dinledik. Fakat siz bir taraftan ders verirken şuurlandırma da yapıyorsunuz. Bu bakımdan belki ileride sizin de biyografinizi yazmak gerekebilir diye düşünüyorum. İnşallah onun da temelini bugün atmış olalım. Allah nasip ederse. Efendim bütün ağzımda tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah başarımızın devamı için dualarınızı ve çalışmalarınızı, katkınızı eksik etmeyin. Hocam hürmetlerimle. Evet. Erol Üstadım'a da lütfen.